Merhaba, yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu, bir önceki videoda da bahsettiğim gibi AP, yani Administrative Process. Türkçe manasıyla idari süreç. Peki nedir bu idari süreç? Amerika Birleşik Devletleri güvenlik birimleri arasındaki bilgi alışverişi sürecine AP, yani idari süreç denir. Kısacası geniş kapsamlı bir soruşturma diyebiliriz. Peki bu AP durumu ne kadar sürer? Şöyle ki, kısa süreli AP'ye kaldıysanız eğer, dosya işlemlerinize Ankara'da devam edilir. Dosyanızla ilgili ek işlemler yapılır. Bu işlemler genelde 1 hafta ile 4 hafta sürebilir. Bu işlemler devam ederken pasaportunuz genelde konsoloslukta kalır. Uzun süreli AP'ye kaldıysanız eğer, dosya işlemlerinize Amerika Birleşik Devletleri'ne devam edilir. Bürokrasi ve yoğunluk sebebiyle bu işlemler uzun sürer. Bu işlemler genelde 4 hafta ile 6 ay sürebilir. Bazen de 6 ayı geçebilir. Uzun süreli AP'ye kalmanız durumunda mülakat sırasında idari işlem kağıdınız, yani AP kağıdınız ve pasaportunuz size boş olarak geri verilir. Bazı durumlarda mülakat sırasında onaylanır fakat sonrasında AP'ye kaldığınıza dair size bir mail gönderir. Böyle durumlarda idari işlem kağıdınızı, yani AP kağıdınızı ve pasaportunuzu boş olarak PTT yoluyla tarafınıza geri gönderirler. Eksik evrak sebebiyle AP'ye kalma, mülakat sırasında evraklarınızda eksik veya hatalı bir durum olması durumunda AP'ye kalırsınız. Böyle durumlarda idari işlem kağıdınız, yani AP kağıdınızı, pasaportunuz boş olarak size geri verilir. Size evraklarınızı teslim etmeniz için bir tarih verilir. Siz de bu tarihe kadar evraklarınızı tamamlarsınız. Evraklarınızı tamamladıktan sonra evraklarınızı, idari işlem kağıdınızı, yani AP kağıdınızı ve pasaportunuzu PTT ile konsolosluğa gönderirsiniz. Sabıka sebebiyle AP'ye kalma, terör, tecavüz, cinayet ve benzeri tarzda büyük çaplı suçlar işleyen kişiler mülakat sırasında red alırlar. Kavga, hakaret ve benzeri küçük çaplı suçlar işleyen kişiler ise red almasalar bile AP'ye kalma durumları söz konusudur. Bu durumda süreç belirsizdir. AP durumuna kimler kalır? En yaygın olanı isim soruşturmasıdır. Sebebi ise isim benzerlidir. Terör, kara para aklama veya Interpol tarafından aranan bir isme benzer isim veya soy isme sahipseniz ismin size ait olup olmadığını öğrenmek için detaylı bir tarama yapılır. Bu tarama genelde isim ve soy isminizin İngilizce ve Türkçe karakter olarak tüm kombinasyonlarının taranması şeklinde olur. Örnek verecek olursak Ahmet Veli Çelik isimli biri. Sistemde Ahmet Veli Çelik, Ahmet Veli Çelik, Ahmet, Çelik, Veli, Çelik, Ahmet, Çelik, Veli, Çelik şeklinde sistemde taranır. Türkiye'de AP'ye kalma durumuna bakacak olursak eğer, açıkçası Türkiye'de AP'ye kalma olasılığı çok düşük. %2 ile 3 oranında diyebiliriz. AP'ye kalma sebeplerine bakacak olursak eğer, genelde eksik evrak sebebiyle AP'ye kalınıyor. AP durumuna kaldığınızda ne yapacaksınız? Açıkçası bu durumda yapabileceğiniz pek bir şey yok. Tek yapmanız gereken sabırla beklemek. Peki AP sürecini hızlandırabilir misiniz? Maalesef süreci hızlandırma gibi bir durum söz konusu değil. Yine dediğim gibi tek yapmanız gereken sabırla beklemek olacak. AP durumunuz bitti. Peki ne yapacaksınız? AP durumunuz bittiyse eğer konsolosluk sizinle iletişime geçecek. Bu mail yoluyla da olabilir, telefon yoluyla da olabilir. Mail yoluyla olursa zaten size bundan sonraki süreçte ne yapacağınıza dair detaylı bir mail atacak. Telefonla da irtibata geçilirse eğer yine burada sizinle bundan sonraki süreçte ne yapacağınızı detaylı bir şekilde görüşeceklerdir. Yani dediğim gibi sıkıntılı bir süreç, zor bir süreç ama tabii ki Türkiye'de çok yaşanan bir durum değil. Genellikle evrak eksikliği sebebiyle oluyor bu süreç. Zaten o da çok uzun sürmüyor. 1-2 hafta içerisinde sonuçlanıyor. Yani bu konuyla ilgili aktarabileceklerim şimdilik bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilir. Ve en önemlisi bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.